Merhaba. Bu video arkadaşlar biraz absürt bir video, biraz da hafiften de motivasyon videosu. Direkt böyle girdim. Böyle hafif absürt olmasını istiyorum videonun. Mantık dışı olmasını istiyorum videonun. Hep mantıklı, hep güzel, hep iyi bir şekilde anlattık. Şimdi aynısını anlatacağız ama biraz daha farklı. Neden? Çünkü şu anda inanılmaz derecede son okuduğum kitaplarda işte bir şeye inanmakla alakalı, bir şeye hani yakalamakla alakalı ya da hani okursunuz giden güzel kitaplar okursunuz arkadaşlar ya da kendinizi geliştirmek için kitaplar var. Okuduğunuz zaman hep böyle bir şeye varırsınız. Ben de aslında o vardığım şeyi sizlerle paylaşacağım. Bir anda aklıma geldi, dedim böyle farklı bir şey olsun istedim. Kendimce hani böyle bir şey uyandı. Belki de kendime bunu uyarlayacağım. Tamamen anladığım şu, yani böyle birleştiriyorum, yani yapbozları teker teker birleştiriyorum kendimce. Bu yapbozları tam anlamıyla birleştiremesek de, tam anlamıyla aslında şu kafamda canlanıyor benim. Bizim istediğimiz bir şey var diyelim ya da hayal ettiğimiz bir şey var diyelim. Sıralamak lazım. Bir tanesi işte çalışmak. Emek vermek, emek verir, yani emeğimizi verip karşılığını almamız lazım, çalışmamız lazım, ter dökmemiz lazım. Gerçekten emek vermek lazım. Bunlar olacak zaten. İşte istemek lazım, gayret etmek lazım, gayretli olmamız lazım. O şeye karşı çok, tamam. İnanmak lazım. İşte inanmak başarmanın yarısıdır, tamam. Her şeyi deniyoruz. Ben de aynı şekilde deniyorum. Burada konuşuyorum, sohbet ediyorum işte. Bunların hepsi var. İnanmak, gayret, işte başarmak, adım atmak. Artık bunları ezbere biliyoruz. Farklı ne var? Ya da farklı ne yapılabilir? Ya da farklı ne çıkabilir? Aslında şu. Bizim öyle bir şey bulmamız lazım ki hayatımızla alakalı. Hayatımızla ilgili bizim çok farklı bir şey bulmamız lazım. Ve bu bulduğumuz şey, bu benim kendi yorumum. Bu bulduğumuz şey bizim en heves ettiğimiz şey olması lazım. Ben daha önce hiç bunu duymadım mesela. İlk defa söylüyorum burada kendim. Bu bulduğumuz şey heves ettiğim bir şey olması lazım. Tamam diyorlar işte insan inandığı şeye dönüşür. Ya tamam onlara bir şey demiyorum. Katılıyorum, destekliyorum. Dönüşebilir yani. İnsan inandığı şeye, istediği şeye dönüşebilir, olabilir ama bizim bir şeyi isteyip almamız ya da hedeflememiz ya da onu yakalamamız için bir şeyde başarılı olmamız lazım. Ben onu nasıl yakalayayım durup dururken sen istediğin işi yap. O kadar parayla ya da o az parayla elde edemezsin hiçbir şeyi. Bizim bir şeyi elde etmemiz için ya da yakalamamız için ilk önce onu yani bir basamaktan yavaş yavaş çıkmak lazım tabii ki. Onu elde etmek için bizim bir gelir seviyesine ulaşmamız lazım ve biraz da kültür seviyesine ulaşmamız lazım. İkisi dengede olması lazım. Yani sade param var diye bir yere ulaşamazsın. Ya da sadece kültürün var diye de ulaşamazsın. İkisi biraz dengede olması lazım. Paran da olacak, biraz da kültürün de olacak. Bu dengede gitsin yani. Senin bu değerli, güzel paraya yaklaşabildiğin için senin ilk öncelikle, yani benim anladığım ilk öncelikle heves ettiğin, çok heveslendiğin, çok mutlu olduğun, heves ettiğin bir iş olmazsa, heves yapacağın bir iş bulacaksın ki öyle yükselebilirsin. İçindeki aslında en heves ettiğin şeyi bulup, içindeki en heves ettiğin şeyi bir araya getirip, neyse artık o, resim çizmek mi, müzik mi, sallıyorum, futbol oynamak mı, bir yere gidip oturmak mı ya da işte çay ocağına gidip çay yapmak mı, garson olmak mı, danışman olmak mı? Neyse artık. Depocu olmak mı? Sallıyorum. Şoför müsün? Nesin?
ya da kitap mı okumak, öğretmen misin? Bir şey anlatmayı mı çok seviyorsun? Şu an benim yaptığım, şu an bir hikaye anlatıcılığı burada. Hikaye anlatıcılığı, hikaye anlatıyorum. Kendi düşüncemi direkt sizlerle beraber paylaşıyorum burada. Hoşuma gitti, işin örnek veriyorum. Ne aradın? O sevdiğin şeyi bulup, sevdiğin şeyi yönelip, o sevdiğin, heves ettiğin şeyle başarıyı pikleyip, başarıya ulaşıp ondan sonra yakalayabilirsin. Bu inandığın şeyler neyse ya da hayalindeki şeyler neyse ancak bu şekilde olur. Onun dışında mümkün değil. Kitapları okuyoruz o kadar. Hani ya diyorum, belki diyorum hani bana ekstra faydası oluyor ya da ekstra bilmediğim bir şey mi var ya da ekstra görmediğim ya da ekstra benim anlayamadığım ya da gözden kaçırdığım bir şey mi var? Böyle okuyorum. Boş zamanım varsa hem bilgi artsın hem kelime dağarcığım gelişsin diye arkadaşlar ama yani gördüğüm şu başarının hani sırrındaki altındaki şey adamlar kafaya koyuyor. Kafaya koyuyor bir şey neyse o. Onun peşinden delicesine gidiyor yani ya. Manyakçasına gidiyor yani. Jeff Bezos'un bir hayatını lütfen bir önceki bir hayatını bakın ya. O sadece örnek yani. Yüzlerce var da bunun gibi. Ufak. Hani adam 20 sene, 10 sene sonraki şeyi söylemiş. Şimdiden. Yani o kadar hevesli ki. İnanıyor yani olacağına. Hevesli gidiyor. O heves varsa bir şeye karşı bir heves asla bırakma. Bence işin arkadaşlar sadece püf noktası bu. Heves ettiğin şeyi yakaladığın anda asla bırakma. Sonra gidiyor. Onu da söyleyeyim. O heves ettiğin şeyi yakalıyorsan, bulduysan asla bırakma. Üzerine git. Çok gelişirsin. İnanılmaz yerlere ulaşırsın. Ama o heves ettiğin şey yavaş yavaş kırılır. Dökülür. İşte umutsuzluğa düşüp de bırakırsan hem geri toparlanamazsın hem de o heves ettiğin şey yani gider. Elinden yani elinden gider resmen. Zaman elinden alır. Zaman, işte yaş, zaman, o anki ruh hali her şey seni elinden alıp götürür. Ama heves ettiğin şey o anda yakalayabildiysen işte büyük bir tılsım aslında bu yani. Sırrı tılsım bu. Heves ettiğin şeyi o anda geliştirip hiç bırakmayacaksın. Çünkü o sendeki o mutluluk da o seni biraz daha büyütür, biraz daha büyütür. Biraz daha ileri taşır. Sende de biraz bu şekilde varsa kendini geliştirmek ki vardır. Çünkü ilerliyorsun. Çok inanılmaz hiç senin düşünmediğin yerlere gelebilirsin. Hiç düşünmediğin yerlerde kendini bulabilirsin. Bazen de hayat böyle. 100 sene, 50 sene uğraş, bir şey olmaz. Hiç sallamadığın ama çok sevdiğin bir şey, çok hevesli yaptığın bir şey, mutluluk yaptığın bir şey seni zirveye taşır. Hiç ummadığın yerlere götürebilir. O yüzden de bu videodaki söyleyeceğim sizlere, heveslendiğiniz, çok sevdiğiniz, mutluluk duyarak yaptığınız bir iş varsa, alışkanlık varsa, kendini geliştirebileceğiniz, inandığınız bir şey varsa ya ben bunu ilerleyebilirim ya da ben bunu seviyorum. Acaba olabilir mi dediğin bir şey varsa o acabanın üzerine gidebilirsin. Belki o acaba seni çok mükemmel yere götürebilir diyorum. Bugünkü sohbeti motivasyon videom işte buydu arkadaşlar. Umarım beni izleyen arkadaşlara bir şey katmıştır diyorum. Bunu da mutlulukla burada sizlerle paylaşıyorum. Dünya çok ufak ve dünya çok büyük. Milyarlarca insan var. Her an her şey değişiyor. Her saniyesinde her şey değişiyor. Her şey niye olmasın ki? Yani, ya da denemekten niye zarar gelsin ki yani? Denilebilir. Bir kontrol edilebilir. Bir adım atılabilir yani. Bence bir deneyiniz diyorum ben size. Eğer böyle içinde bir şey varsa adımını at yani bir dene. Çünkü seninki tutabilir, seninki olabilir yani. Kendini de öyle çok hafif görme. Her insan değerlidir, öyle söyleyeyim.
videonun sonuna geldim. Öteki güzel videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.